Allen Iverson'la sahaya çıktığım an gerçekten benim en heyecanlandığım anlardan bir tanesiydi hayatım boyunca. Biz gerçekten kendi kendimize şey demeye başladık. Hani biz gerçekten beklenenin de üstünde iyi bir kadro izledik. Evet, Türk oyuncular da aldığı sürenin hakkını verebiliyor mesajını size evet. siz de çok iyi verdiniz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim bu konuda sana da arkadaşlar da tebrik edelim. Ama yani zaten basketbolda en önemli şey bence kimya. Ne kadar iyi oyuncular, ne kadar pahalı oyuncular getirseniz getirin. Türkiye Ligi dediğiniz gibi çok zor bir lig. İlk altı içerisinde bitirmek bence bizim takımımız için ciddi bir başarı olacaktır. Yani en kritik anda kaldırıp şut atabiliyorsun ya da çok kritik bir pas verebiliyorsun, oyunu çözebiliyorsun. Milli takımda hazırlık süreçlerinde zaman zaman bu konuda geri kaldığını düşünüyor musun? Yani oradaki yapıyla alakalı mı yoksa milli forma e, biraz daha tedirgin mi ediyor? Elinizde eğer Scottie Wilbeck'ini devşirme şansınız varsa Scottie Wilbeck'ini devşirmeniz gerekiyor. En çok belki beni kayırırken bazı şeylerden ama ilk azarı da ben yiyordum. Asist Analiz ekranlarından herkese merhaba. Yemek Sepeti Market desteğiyle hazırladığımız Dört çeyrek programında bugün Kartal Özmızrak konuğumuz. Hem e, Bahçeşehir Koleji'nin hem Amilköy Basketbol takımımızın formasını giyen yani Kartal'la güzel bir yayın bizi bekliyor diyelim ama önce şu hatırlatmayı da yapayım. Yemek Sepeti uygulamasını indirip Yemek Sepeti Market'i seçip siz de dakikalar içinde tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz diyelim ve Kartal'a hoş geldin diyelim. Hoş bulduk. Nasılsın Kartal? İyiyiz. Devam ediyoruz aynı koşturmaya. Yoğun bir tempo Yoğun başladı yine mi? senin evet, için. aynen öyle. Ee, öncelikle davetimizi kırmadın. buraya geldiğin için e, sana çok teşekkür ediyorum. Kulübün Bahçeşehir Kolejine çok teşekkür ediyorum. Ve e, istersen hemen başlayalım sohbetimize. E, kariyerine baktığımızda, basketbol kariyerinde böyle çok önemli anlar var senin. <laughs> Elin işte, ayvasın Türkiye'ye geldiğinde onunla beraber sahaya çıkan oyuncusun. Beşiktaş'ta yaşadığın Euro Challenge Cup şampiyonluğu, yine Davut Şafak'ta da Euro Cup şampiyonluğu, Bahçeşehir Koleji ile geçtiğimiz yıl yaşadığın Euro Cup şampiyonluğu, çok kısa söyledi aslında böyle güzel bir kariyer elde ettin sanırım. Hangisini başa koyarsın? Yani hangisini başa koymak gerçekten zor bir soru. E, hepsinin yeri çok farklı benim için. E, tabii ki ilk kazandığımız Beşiktaş'ta olan kupanın yeri ilk heyecan, ilk Avrupa Kupası deneyimi müthiş bir şeydi. Ondan sonra Darüşşafaka'yla kazandığımız Euro Cup inanılmaz mutluluk vericiydi. Son olarak da Bahçeşehir ile kazandığımız kupa da çok gurur verici bir şeydi. Hepsinin farklı farklı hikayeleri var yani bir bir tanesini ayırmak benim için kolay değil açıkçası. Hepsi gerçekten benim için çok özel. Allen Iverson'a sahaya çıktığını anı hatırlıyor musun? Allen Iverson'a sahaya çıktığım an gerçekten benim en heyecanlandığım anlardan bir tanesiydi hayatım boyunca. Normalde çok böyle yapı olarak heyecanlanan bir insan değilim. Ama Allen Iverson'u bir anda karşımda görünce bir garip hissettim kendimi. Çok güzel bir andı benim için ve yani hayatım boyunca unutamayacağım bir anı oldu. Bahçeşehir Koleji'nde geçtiğimiz yıl çok iyi bir sene geçirdiniz. Favorilerden bir tanesiydiniz zaten ve hedefe ulaştınız bir Avrupa şampiyonluğu yaşadınız. Onun e, önce o hikayeyi dinleyelim. Ya yani geçen sezon sizde biz dışarıdan aslında emin gibiydik. Hani o kadronun e, Avrupa şampiyonu olacağına. Siz ne düşünüyordunuz <laughs> içeride? Tabii ki biz gerçekten favoriydik ya yani o lige göre üst seviye bir kadromuz vardı. E, ama biliyorsunuz ki siz tabii benden daha deneyimlisiniz bu konuda. Birçok iyi kadrolar hiçbir zaman başarıya ulaşamadıkları da oldu. Hı <laughs> e, sonuçta biz de bu işin içinde olduğumuz için aklımızda tabii ki tabii ki biz bu kupanın en büyük favorisiyiz ama her zaman da biraz temkinli de davrandık. Ee, ama sonuç olarak hedefimize ulaştık. Tabii ki inişlerimiz oldu, çıkışlarımız oldu. Her hikayede olduğu gibi. Ee, önemli olan sonunda kupayı kazanmaktı. Bunu da biliyorduk. Sonunda da kupayı aldık. Ee, o yüzden çok gayet güzel bir hikaye oldu. Yani favori derken de aslında hani kadroya bakıp da işte bu kadro güçlü de kupayı kazanır değil. Aslında sezon başladığında o kadronun Gerçekten birbirine bağlı bir oyuncu grubu olduğuna inandığımız için e, biz de şampiyonluğu bekledik. Bunu da belirteyim. Hani evet çünkü kadrolar sadece yeterli değil. Sahaya çıktığınızda bambaşka bir hikaye yazılıyor ama güzel bir takımsınız. Bunu ne söyleyebiliriz? Ya özellikle sezon başında ilk sahaya çıktığımızda hazırlık başlarında biz gerçekten kendi kendimize şey demeye başladık. Hani biz gerçekten beklenenin de üstünde iyi bir kadro izledik. Sonra işte sakatlıklar oldu, takımdan ayrılanlar oldu, yeni eklemeler oldu doğal olarak biraz bir düşüş yaşadık. Ondan sonra tekrar bir uyumu yakaladık, sakatları iyileşti. Tekrar yükselişe geçtik ama dediğimiz gibi yani sezon başında gerçekten inanılmaz bir kimya yakalamıştık. Ama yani zaten basketbolda en önemli şey bence kimya. Ne kadar iyi oyuncular, ne kadar pahalı oyuncular getirseniz getirin. Kimyayı oturtamadıktan sonra maalesef başarı gelmiyor. Bu da zaten bence en önemli şey. Doğru kimyayı bulup doğru kimyayla o takımı yıllarca koruyabilmek. Biz de bunu geçen sene başardığımızı düşünüyorum. Şimdi bu sene ya baktığımızda kurulan takımın çok ciddi bir kısmı sakatlandı. Langston Hall sakatlandı, Yaka sakatlandı, 4 numaramız ayrıldı takımdan. Ve buna rağmen biz bence bu süreyi, bu süreci iyi atlattığımızı düşünüyorum. Bunun da en büyük sebebi geçen seneden kalan takımın çoğu parçasını, ana parçasını takımda koruyabilmemiz oldu. Bu da şu anki bu durumda olmamızın bence ana sebebi. Eğer takım korunamasaydı, belki yeni oyuncular gelseydi, şu an daha farklı bir görüntüde olabilirdik. Evet, bu kazanma alışkanlığınız da var artık. Bu da evet. takım oturdu, bunu da net şekilde görebiliyoruz ama e, sakatlıkları söyledin, yani gerçekten çok şanssız bir şanslı. Se sezon başlangıcı. Ama e, biz transfer geldi mesela, takıma eklemeler de yapılıyor. E, hani sezon başındaki bu durgunluğu, belki beklentilerin biraz aşağısında kalma diyelim çünkü geçer sene şampiyonu sonuçta. <laughs> e, İlerleyen haftalarda bizi ne bekliyor? Şampiyonlar Ligi çok farklı bir kul var. Çok daha e, deneyim isteyen, e, çok daha güçlü ekiplerin yer aldığı bir e, maraton. Hedefiniz ne olacak? Ya Biz tabii Hı -hı. ki öncelikle yeni bir kulübü sizin de söylediğiniz gibi Şampiyonlar Ligi'nde özellikle. E, bizim tabii ki ilk olarak hedefimiz bu gruptan çıkabildiğimiz en üst seviyede çıkmak. Adım adım değerlendireceğiz bundan sonra her şeyi. Tabii ki ondan sonra Final Four oynamak en büyük hedefimiz olacaktır. Ama dediğim gibi ilk olarak bizim bu gruptan en üst seviyede çıkabilmeyi başarabilmemiz gerekiyor. Şampiyonlar Ligi hedefinden bahsediyorum. Bence bütün sezonun başından beri kaybedilmiş çok fazla bir şey yok bu eksiklere rağmen. Bir deplasmanda kaybettiğimiz Nimburg maçı var. Benim gözümde eksi yazan. Ama bu da telafi edilemeyecek bir şey değil. Herkes de bunun bilincinde. Onun da telafisi yapılacaktır diye düşünüyorum. Peki ligde de e, sonuçta Türkiye Ligi de gerçekten hani güçlü bir lig bunu biliyoruz. Ve geçen sezon her takımı yenebileceğinizi net şekilde gösterdiniz sahada. E, bu sezon ligdeki hedefiniz ne olacak? Yani lig, şampiyonlar ligi e, maratonu gerçekten kolay bir maraton değil. Yani sürekli bir tempo içinde olacaksınız. Ligi nerede görüyorsunuz? Ya özellikle bu e, tempo içerisinde e, sakatlıklar bence belirleyici faktörler oluyor. E, rotasyon daha önemli oluyor. Rotasyonumuzun ben iyi olduğunu düşünüyorum sakatlarımız geri geldiğinde. Geçen sene bildiğiniz gibi biz 6. olarak bitirmiştik. İlk 6 içerisinde bitirmekte hedefimiz sezon başında ve ilk 6 içerisinde bitirmiştik. Bu sezonda yine aynı hedefle biz yola çıktık. Türkiye Ligi dediğiniz gibi çok zor bir lig. ilk 6 içerisinde bitirmek bence bizim takımımız için ciddi bir başarı olacaktır. Burada Oğuz Savaş ve Jamal'la yaptığımız röportajlarda da bunu sormuştum. Şu anda oynadığın kulüp bir okul kulübü ve öğrencilere direkt iletişimli olduğun bir kulüp. Bu sana ekstra bir motivasyon oluyor mu? Yani örnek olmak anlamında gençlere her şeyi daha dikkatli yapmalıyım fikri kafanda var mı? Ben daha önce de bir okul kulübünde oynamıştım. O yüzden biraz aşinayım bu olaya. O öğrencilerin hayatlarına dokunabilmek, onlara bir şey verebilmek, onlarla bir şey paylaşabilmek bence çok güzel bir duygu zaten. Bahçeşehir gibi güzel bir organizasyonun içinde de olmak hepimiz için güzel bir ayrıcalık. Onlar da bizim maçımıza geliyorlar, destekliyorlar. Bizden aldıkları şeyler oluyor. Bizim de hoşumuza gidiyor bunlar. Hepimize güzel motivasyon kaynağı bunlar. Peki Türk oyuncuların çok önemli roller aldığı bir kulüptesin. Bu konuda da Bahçeşehir Koleji'nin aslında basketbol sever olarak da teşekkür etmemiz lazım. Seninle birlikte Muhammed'in, Oğuz'un, Berkay'ın, bu sezon Yiğit katıldı, tecrübeli isimlerden Hadi. Yani çok fazla Türk oyuncu işin içine etki edebiliyor. Bunu bir şans olarak görebiliyor musun? Erhan aynı da bu konuda koçun çok ciddi bir kredisi var size. E, tabii ki bu bir şans yani hani Türk oyuncular maalesef ki özellikle Türk genç oyuncular eee altyapıdan çıktıktan sonra maalesef ki çok fazla süre bulamıyorlar ülkemizde. E, ama bizim kulübümüzde bu böyle değil. Hani e, tamam çok fazla genç oyuncumuz yok, hiç genç oyuncumuz yok ama e, giren sahaya giren bütün Türk oyuncular elinden gelen en iyisini yapıyor. Ciddi de bir katkı veriyor takıma. Hatta e, özellikle geçen sene için konuşabilirim. Bazen Türk oyuncuların kazandırdığı çok fazla çok oldu. Maç oldu. Bu sene de oldu hatta. Şu anda da ee, zaten takıma baktığımız zaman en ENK3 isimden ikisi Türk oyuncu. Doğrudur. Bilmiyorum istatistikleri. Muhammed ee, ve sen işaretlisiniz. Olabilir. Ee, şey dediğimiz gibi yani bu gerçekten Türk basketbolu için bir şans. Çünkü bundan sonra bu kulübe gelecek isimler de diyecek ki Burada Türk oyuncular daha fazla süre alıyor. Ben kendim için bu bir şans. Ben bu kulübe gelmek istiyorum. Belki daha uygun fiyata gelecek ya da belki daha başka bir şekilde gelecek. Bilmiyorum orasını ama insanların aklında bu olacaktır diye düşünüyorum. Bu bence çok güzel bir şey. Bu konuda tekrar Bahçe Kulübü'ne de teşekkür ederim ben de. Çünkü sizlere verilen şans aslında çok belirleyici oluyor yani şu oluyor, evet Türk oyuncular da aldığı sürenin hakkını verebiliyor mesajını evet. siz de çok iyi verdiniz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim bu konuda sana da arkadaşlar da tebrik ediyoruz. edelim. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Alta Pirmili takımlarında 3 tane madalyam var değil mi? Evet, doğru. Ee, az önce sen de söyledin işte altyapıda müthiş jenerasyonlarımız var, Senin de şampiyonluklar yaşadığın bir kul var ama yukarıya taşıdığımız zaman milli takımlarda aynı başarıyı e, çok fazla belki göremiyoruz o oyunculardan, o jenerasyonlardan. Ee, sen de zaman zaman amiri takımda yaralan isimlerden sen genelde kadroda oluyorsun ama bazen işte çıkabiliyorsun. Buradaki sıkıntı ne oluyor? Ya aslında bunu daha önce de ben başka bir programda söylemiştim. Bu gerçekten konuşulması gereken bir e, konu. Herkesin oturup konuşması gereken bir konu. Biz U20 yılında İspanya U20 senesinde İspanya yenip altın madalyayı kazandığımız seneden yanılmıyorsam 4 ya da 5 isim bu sene İspanya ile beraber şampiyon, şampiyon vardı. oldular. E şimdi ne değişti de bizim 12 oyuncumuzdan e, ya da onların 12 oyuncusundan 4 kişi 6 madalya alabiliyorken biz ilk 8'e bile giremiyoruz. Yani burada tabii ki oyuncuları suçlamak en kolay. Evet oyuncular çalışmıyor. Oyuncular işte sahaya giriyor, oynayamıyor demek en kolayı. E, ama ben tabii ki bunun böyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü herkes arkadaşımız. Her, ya biz de nasıl çalıştığımızı da biliyoruz. E, yani hani tek, faz, tek suçlu oyuncular olarak görülmemeli bence burada bir herkesin oturup şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Ne oldu da o U20'deki bizim kazandığımız İspanya takımı şu anda 6 madalyayı alıyor da biz ilk 8'e bile giremiyoruz. Burada belki işte kurallarla da işin desteklenmesi gerekiyor. Basketbol Federasyonu'nun, ben açıkçası Hidayet Türkoğlu Federasyonu geldiğinde aldığı en azından bir yabancıyı indirme kararının çok cesur ve olumlu bir karar olduğunu düşünüyorum. Daha fazlası olur mu? En azından bir tane Türk oyuncu mu, sürekli sahada kalsın mı kalmasın mı şimdi bu tartışılıyor. Siz oyuncuda olarak buna nasıl bakıyorsunuz? Ya Şimdi yabancı kuralı falan o tarz şeyleri e, tabii ki önemli bizim, özellikle bizim ülkemizde önemli. Hı -hı. Çünkü eğer 5 e, tane yabancı sahada olabiliyorsa, 1 veya iki tane Türk oyuncu olursa 7 kişiyle 40 dakikayı bitirebilen takımlar olabiliyor. Hı -hı. Bunu gördük hepimiz ama tabii ki ilk olarak bence oyuncunun yetiştirilmesiyle başlanmak gerekiyor olaya bir altyapıdan temelinin verilmesiyle verilmesiyle başlaması gerekiyor. Ondan sonra üstüne koyarak 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 hazır bir şekilde oyuncuyu A takım seviyesine getireceksin ki ondan sonra hani yabancı kuralıdır onlar tartışılacak ama tabii, tabii ki dediğim gibi eğer antrenöre de şans verilirse 5 yabancı ile oynar. 6 şansı verilirse 6 yabancıyla da oynar. Ama dediğim gibi ilk başta burada oyuncunun daha bir kalifiye edilebilmesi gerekiyor. E, bu da altyapıdan, en minik takımdan başlıyor. İnşallah amili takım seviyesinde de o altyapıdaki başarıları e, hepimizden görürüz diyeceğim. E, aslında senin bölgende de, yani oyun kurucu pozisyonda da son 3 devşirme hakkımızı oradan kullandık. Amili takım olarak. Evet. İşte Bobby Dixon, Scottie Wilbeck'in, en son Shane Larkin buna nasıl bakıyorsun? Yani Türkiye'de gayet yetişmediği sıkıntı olduğu konusu senin bakış açından nasıl doğru mu? Yani şimdi şöyle düşünmek gerekiyor. Elinizde eğer Scottie Wilbeck'ini devşirme şansınız varsa Scottie Wilbeck'ini devşirmeniz gerekiyor. Shane Larkin'i de devşirme şansınız varsa onu da devşirmeniz gerekiyor. Veya Bobby Dixon devşirme şansınız varsa onu da devşirmeniz gerekiyor. Çünkü bu adamlar gerçekten oynadıkları döneme etki eden insanlar. He tamam eğer devşirmeye karşıyız diyorsanız o bambaşka bir konuya girer. Ama eğer insanların oyunculuklarını tartışıyorsak onlar gerçekten çok üst seviye oyuncular. Belki hiçbir Türk oyuncu onlar kadar kariyerli, onlar kadar iyi oyuncu olamayacak. Bu farklı bir konu ama tabii ki devşirme konusu bambaşka bir konu. İşte İspanyollar Lorenzo Brown'la bir şeyler söylediler. Adam çıktı şampiyonuna da en önemli oyunculardan bir tanesi oldu. Sonra üstü kapandı. İşte Sırplar söylüyor biz devşirme oyuncu olursa oynamayız diyorlar. Hı hı. Başka bir şey oluyor. Ya yani bu çok derin konular ama dediğim gibi yani hani Shane'de, Scotty'de, Bobby'de hepsiyle de beraber oynadım. Hepsi çok yetenekli oyuncular. Mil takımımıza katkısı olacaksa e, tabii ki mil takımımızda bulunsunlar. Avrupa Şampiyonası kadrosuna yer almamak seni üzdü mü? Kadroda, aday kadroda vardın. Hazırlık sürecini takımla birlikte geçirdin. E, sonra 12'ye giremedin ve biz şampiyonada artık sıkıntısı yaşadık. Ee, şöyle tabii ki milli formayı giyememek hepimizi üzer, her oyuncuyu üzer. Ee, ama hocamız bir karar verdi. Ee, takımın öyle daha iyi olacağını düşündü. Ee, bize de saygı duymak düştü. Hani çok fazla da yapabileceğimiz bir şey yok. Elimizden geleni antrenlarda en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Hocamızın verdiği karara da saygı duyuyoruz en sonunda ama tabii ki e, formayı giyememek her oyuncuyu üzer. Sence hocanın senden beklediği eksik kalan nokta neydi? Bilmiyorum yani e, açıkçası çok bir bu konuyu konuşma şansımız olmadı. Kulüp takımlarında çok cesur bir oyuncu olduğunu biliyorum. Özellikle e, kritik anlarda çok genç yaşında başladın çünkü. Yani 16 yaşında takımla takımda sahaya çıkan bir oyuncusun. Hı hı. E, kulüp takımlarında çok cesursun yani en kritik anda kaldırıp şutu atabiliyorsun ya da çok kritik bir pas verebiliyorsun, oyunu çözebiliyorsun. Milli takımda hazırlık süreçlerinde zaman zaman bu konuda geri kaldığını düşünüyor musun? Yani oradaki yapıyla alakalı mı yoksa milli forma biraz daha tedirgin mi ediyor? Vallahi en son amil takımda ne zaman maç yaptım onu da hatırlamıyorum açıkçası. Yani 3-4 sene olmuştur diye düşünüyorum. Ama milli formanın bir ağırlığı da var tabii ki muhakkak. Farklı bir sisteme gidiyorsunuz, farklı antrenörler, ne istedikleri farklı antrenörlerin sizden. Hani bir sene boyunca antrenman yaptığınız antrenör ve oyuncular dışında bir oyuncu oyuncu grubuyla veya antrenör grubuyla çalışıyorsunuz. Ee, belki onun bir şeyi vardır ama dediğim gibi hani en son ne zaman Amin takımla bir maç yaptım onu da hatırlamıyorum açıkçası hani olmuştur 2-3 sene belki Hı. daha fazla. Belki hani bizim ta, e, takip ettiğimiz o antrenmanlardaki 5'e 5'leri de söylüyor olabiliriz hani biraz daha e, sanki e, atan bir kartalı hepimiz istiyoruz. Ya atan ya dediğim Hı. gibi farklı bir sisteme girince antrenörlerin oyuncuların arasına girince belki de... E, Bilmiyorum yani hani tabii ki bakmak lazım ama. <laughs> 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 Peki. Ee, Türk oyuncular için yapılan eleştirilerden bir tanesi. Yüz katılıyorum. Az önce senin söylediğin gibi ya, çalışmıyorlar. işte yok yabancı kuralı gelirse daha fazla para kazanacaklar. Yani buna kesinlikle katılmıyorum. Çünkü ya, yabancılar da şu anda çılgın paralar kazanıyor. En azından Türkiye evlatlar kazansın diye düşünenlerdenim. <laughs> Çalışmadığı kısmında da evet yüz katılıyorum. Ben de senin gibi birçok kardeşimin. Ee, özel çalışmalarda yaptığını, e, antrenmanlarda nasıl efor sarf ettiğini görüyorum. Ama bir eleştiri var ki biraz haklı gibi. Yurt dışına gitme konusunda çok çekimseyiz. Ee, sen İspanya'ya gittin, hı hı. oynadın, geri döndün. Neden daha fazla kalmadın? Oradaki fark ne? Ya şöyle benim kontratım vardı İspanya'da zaten. Kendim cebimden para ödeyip çıktım e, kontratımdan. Şöyle babamın sağlık sorunları oldu babamın yanına dönmek istedim açıkçası. Onun dışında orada kalmak bence çok güzel olurdu. Çünkü basketbol açısından gerçekten güzel bir lig. İspanya Ligi benim tarzıma birazcık daha uygun. Daha hızlı oynanan bir basketbol var. Orada bence hani hani birazcık da şeyle alakalı bu. Kendi kariyerini yönlendirmeyle alakalı. Ben ilk kariyerin başlangıcından bu yana hep İspanya'ya gitme hayalini koyuyordum kendime. Ee, sonunda da bunu başardım ama tabii ki Covid dönemi denk geldi. Biz İspanya'dayken evden dışarı çıkamıyorduk. Hiç kimse yanımıza gelemedi. O sıra işte babam sağlık sorunları yaşadı. Biz tekrar e, gelemedik Türkiye'ye. Bir sıkıntılar oldu. Benim başka bir sağlık problemlerim oldu falan. Ya garip bir dönemdi. Tabii ki bunlar kısmet. Şimdi oturup üzülecek, yapılacak da bir şey yok ama İspanya güzel bir yerdi yani. Hani gitmek isteyen olursa bence denesin şansını. Peki mesela Türkiye'de yabancılara biraz fazla tolerans sağlandığını düşünüyoruz. Sen orada yabancı oyuncuyken neler yaşadın? Şimdi antrenörle benim aram çok iyiydi. Tabii ki bana bana ve takımda bir iki ismi diğerlerinden bir tık daha farklı davranıyordu. Ama yeri geldiğinde de azarı ilk ben yiyordum. Çünkü takımın gardı olarak zaten 17-18 maç yapabildim yanılmıyorsam sakatlıktan ötürü. Yanılmıyorsam artık üçüncü, dördüncü maçtan sonra antrenörler aramızdaki bağ iyice pekişti ve yani en çok belki beni kayırırken bazı şeylerden ama ilk azarı da ben yiyordum. Güzel bir ortam olmuştu orada. Ayrıca çıkıp yemeğe de gidiyorduk, ailecek görüşüyorduk, annemle tanışmıştı, işte biz onun eşiyle tanışmıştık falan. Güzel bir ortamdı yani orada. Dediğim gibi hani birazcık Şöyle İspanya'da yerli oyuncular bir tık daha değerli. Onu sormak istiyorsanız. Hı hı. İspanya'da yerli oyuncular Türkiye'ye kıyasla bir tık daha değerliler. Yunanistan'da da aslında öyle. Yunanistan'ı şimdi bilmiyorum. Onunla ilgili bir en şey söylemeyeyim takımların ama takımların kadrolarına baktığımız zaman, yapısına baktığımız zaman Evet, çok önemli. Her takımda mutlaka o yerel bir oyuncu oluyor diye düşünüyorum. Oyuncu oluyor ama İspanya'da hani eğer İspanyol oyuncu çok iyi. Yani şimdi sizin söylediğiniz isimler yüksek ihtimal Papa Nikola, Costa Sulukas bu, bu isimler. Tamam bunlar çok zaten Sergio Yul ile ama kıyaslamak gerekir. Ama giriyor mesela. O da ama gene üst seviye. Benim söylediğim daha alt seviye. Belki şimdi söylesem ismini bilmeyeceğiniz adamlara bile insanlar orada saygı <laughs> gösteriyorlar. Sokakta yürüdüğünde mesela atıyorum senin takımın en yıldız Amerikalısını değil onu seviyor adamlar. O güzel bir şey bence. Benim en çok hoşuma giden o olmuştu İspanya'da. Zaten benim gittiğim şehir ufak bir şehirdi. Nereye gitsen zaten aşağı yukarı seni tanıyorlardı orada. Güzeldi yani İspanya o konuda. Kariyerinde daha çok uzun bir bölüm daha var. Hani aslında çok erken yaşta başladığın için sanki böyle biz seni yıllardır izliyoruz. Evet ama hala inşallah sakatlık herhangi bir sıkıntı olmazsa bir 10 sene daha var önünde belki i̇nşallah. tekrar yurtlaşıp düşünüyor musun? Yurt dışını düşünürüm tabii ki ama yani dediğim gibi çok şanssız bir döneme denk geldim ben. Bu sefer inşallah daha şanslı bir dönemde gideriz. Yani hani Covid oldu, üstüne babamın sağlık sorunları oldu, benim bir sağlık sorunum oldu. İşte orada çözemediler o sağlık sorununu. İstanbul'a dönüp burada çözüp tekrar dönmek zorunda kaldım oraya falan. Zor günlerdi yani aslında baktığımızda. Keyifliydi ama zordu. Eğer tabii ki... Güzel bir organizasyondan güzel bir teklif gelirse tabii ki gitmek isterim. İspanya'da basketbol oynamak her zaman bir basketbolcu için yani o tarzı seven bir basketbolcu için güzel. Yani hani İspanya basketbolu Türkiye basketbolunun önündedir demiyorum bu arada. Buradaki basketbolun da kendi içinde güzel basketbol oynanıyor, güzel bir yapısı var. Ama İspanyol basketbolu bir tık daha hızlı basketbol sevenler için göze daha keyifli geliyor. Peki kariyer hedefin bundan sonrası için ki 3 tane Avrupa Şampiyonu yaşadın. <laughs> Kariyer kariyer hedeflerimi ben bulunduğum ortam yani 10 yıl sonra ya 5 yıl sonra hedef koymayı çok uzun zamandır yapmıyorum. şu anda kariyer hedefim tabii ki Bahçeşehir Koleji ile bu sezonu en iyi yerde bitirebilmek. bu senenin sonunda da yeni hedefler koymaya başlayacağız. Yine geçmişe gidelim. Çok önemli oyuncularla çalıştım. İşte Darren Williams Williams'la oynadın. İşte Iverson'la söyledik. Ee, bir arada bulundun. İşte şimdi Jamal Smith var. Ee, daha önce Will Becken vardı. Van Emaker vardı. Ee, en çok iz bırakan hangisi oldu? Derin Williams oldu herhalde ya. Derin Williams oldu. Senin hakkında çok güzel demeçleri vardı o dönemde. Evet. Yani çünkü 16 yaşındaki bir çocuğun daha e, karakteri oturmamış, hayat görüşü oturmamış, e, ve Derin Williams'ın ne kadar büyük bir yıldız olduğunu biliyorum ben. Onun gerçekten hani basketbola bakış açısı, çalışma itiği bunlar hepsi benim kariyerimin yönlenmesinde e, ciddi rol oynadığını düşünüyorum. Antrenman sırasında gelir bana hep fikir verirdi. Şunu şöyle yaparsan daha iyi olur, akıl verirdim. Bunu böyle yaparsan daha iyi olur senin için. İşte şu özelliğin daha iyi, bunun üzerine daha çok git tarzı güzel şeyler söylerdi. E, e tabii çok az çalışabildik. 2-3 ay beraber kalabildik. Hı hı. Keşke daha uzun süre kalabilseydi de ben daha fazla şey öğrenebilseydim ondan. Ondan sonra Carlos Arroyo geldi. Ee, Carlos Arroyo'dan da ciddi şeyler öğren öğrenmeye çalıştım. Onunla da birçok kez birebir oynadık. O da bana birçok kez işte şunu şöyle yap, bunu böyle yap dedi. Ee, ya o konuda ben çok şanslıydım gerçekten. Hani bazı durumlarda da insanların bana hani şanslı demesi çok da şey karşılamıyorum. Çünkü bazı şanslarımı kendim yaratıyorum ama sonuç olarak e ee, Derin Williams'la ve Carlos Oliveira ile beraber oynamak benim için bir şanstı. Veya Iverson'un gelmesi bir benim için bir şanstı. Ee, ben de bu şansları kendimce iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Onlardan alabildiğim her şeyi almaya çalıştım açıkçası. Adeta bir timsah gibi bekledim yani <laughs> bir şey versinler de alayım. <laughs> Aldığını görüyoruz aslında inşallah ee, ileride yani, daha fazla da gösteririz. Evet, dediğim gibi Derin Williams'tır. <laughs> en çok bana bir şey katan. Peki, bu sorunun bir değişini de antrenörler için sorabilirim aslında. Şimdiki koçunu Erhan ayna bir köşeye bırakalım. Hangi antrenörle tekrar çalışmayı isterdin? Valla şimdi ben çok iyi isimlerle çalıştım. Bu da bir şans. Evet yani gerçekten. <laughs> Mesela bu bir seçimdi sonuç olarak hani şansımın yanında. Bir de sonuç olarak oyuncuya soruyorlar işte burası mı burası mı tarzı. Onu kendin biraz seçimini yapıyorsun. Ee, i̇lk olarak tabii Ergin Ataman'la çalışmıştım. Ee, onun benim e, kariyerimin yönlenmesinde etkisi çok ciddi. Ee, ondan sonra Ertuğrul Erdoğan'la çalıştık. Ee, bu arada bir arada bir e, Brad Greenberg var. Hı hı. E, Brad Greenberg de gerçekten benim için e, çok önemli bir isim. David Blatt var mesela. David Blatt gerçekten benim basketbola bakış açımı biraz değiştirdi. E, ben çok fazla çalışmaya inanan bir insandım, ee, çalışma 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 derdim ee, ama çok fazla çalışmayla değil de aslında daha akıllı çalışmayla olacağını <laughs> gösterdi bize. Ee, hatta bir ara artık o kadar az antrenman, fazla detay çalışıyorduk ki biz sıkılıyorduk, kendimiz aramızda 2-2, 3-3 oynuyorduk. Artık oynamayın önemli maçımız var diyordu ve gerçekten de bir şekilde maçları kazanıp herkes çok iyi bir şekilde oynuyordu. Adam tabii ki bizden çok daha tecrübeli, çok daha bilgili. Demek ki doğrusu buymuş dedik hepimizin aklında, biraz onlar oturdu. Ee, yani e, Ondan sonra e, İspanya'da çalıştığım Moncho Fernandez gayet iyi bir koç. Yaklaşık 10-12 yıldır ACB'de. E, o çok güzel bir düzen oturtmuş, sistem oturtmuş orada. Onun da basketbolumla ilgili e, değişik şeyler canlandırdı kafamda. Vallahi bu isimlerin hepsi çok özel, çok iyi. Unuttuğum isimler varsa e, Kusura bakmasınlar ama yani bunların hepsi benim için çok özel isimler. Hepsinde iz kaldı Hep, o zaman. Hepsinden bir iz kaldı. hani Tek biriyle çalışmak, hepsiyle çalışmak isterim tekrardan. <laughs> Peki Kartal, e, teşekkür Selçuk ediyorum. Selçuk Ernak var bu arada. Ee, Selçuk Ernak benim e, belki de en iyi oynadığım sezonun e, antrenörü. Hı -hı. E, ondan sonra İspanya'ya gittim ben zaten. hani Selçuk abiyle belki de e, o sezon en çok sorumluluk alıp en çok kendimi geliştirdiğim sezon oydu. Bizim ile olan Euroleague sezonumuzdan bir sene sonra Erhan abinin abisi. Ernaklardan sağ olsunlar. <laughs> Devam bize, evet, bayağı faydaları oldu sağ olsunlar. Selçuk abiyle bayağı iyi bir sezon geçirmiştim. Ondan sonra da kariyerim yukarı doğru gitti zaten. Buradan ona da teşekkür ediyoruz. Valla ben de sana teşekkür ediyorum. Senin yeteneklerine Hani küçük yaştan beri takip eden birisi olarak çok güvenenlerden bir tanesiyim. Ee, milli takımda bazı şanslıklar yaşadın. Hep en kritik yerlerde maalesef sakatlıklar yaşadın. İnşallah tekrar olmaz. Ee, seni hem Bahçeşehir Koleji'yle hem e, ameli Takım Forması'yla e, büyük başarılarda yeni kupalarda görmeyi istiyoruz. Bunu söyleyebilirim. Eklemek istediğin bir şey var mı diye sana bırakayım son sözü. Yok çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ben teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah şampiyonluklardan sonra tekrar buraya bekliyorum. İnşallah. Onda sözünü istiyorum. Söz olsun tabii ki. Şampiyonluk olsun her zaman geliriz buraya. <laughs> Çok teşekkürler. <laughs> evet Bahçeşehir Koleji'nin yıldız isimlerinden Kartal Özmızak'la Yemek Tepeti Market desteğiyle bir dört çeyreği daha bitirdik. Haftaya yeni bir konuk, yeni bir e, gündem. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.